Bakara suresi 98. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Men kâne aduven lillâhi ve melâiketihi ve rusûlihi ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvvun lil kâfirîn. Kim Allah'a, meleklerine ve peygamberlerine, özellikle Cebrail ve Mikail aleyhisselama düşmanlık ederse, o Allah'ın düşmanı bir kafirdir. Şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Çünkü Allah dostlarından herhangi birine düşmanlık eden kimseye buğz eder. Onlara düşmanlık edenlere düşmanlık eder. Bu ayette şiddetli tehdit ve uyarı vardır. Bu son iki ayetin nüzul sebebi olarak şöyle bir hadise nakledilir. Rivayet edildiğine göre Yahudiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, Risalet ve vahyi her peygambere Allah katından bir melek getirir. Sana vahyi getiren kimdir ya Muhammed? Söyle ki sana tabi olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'dir diye cevap verir. Bunun üzerine dediler ki o harp ve savaş getiren bir melektir. O bizim düşmanımızdır. Eğer yağmur ve rahmet getiren Mikail bana vahyi getiriyor deseydin sana uyardık. Bunun üzerine Cenab-ı Hak işte de ki kim Cebrail'e düşman ise şunu iyi bilsin ki o Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın emriyle indirmiştir mealindeki ayet de nazil olmuştur. Nitekim kim bir peygambere iman ederse bu iman onun bütün peygamberlerin hak olduğuna inanmasını gerektirir. Kim de bir peygamberi inkar ederse bu küfür onun bütün peygamberleri inkar etmesi sonucunu doğurur. Bu konuda Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, bir kısmına inanır, bir kısmına inkar ederiz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Ki Nisa suresi 150 ve 151. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Çünkü değerli kardeşlerim, peygamberleri insanlığa gönderen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Evet, bütün peygamberleri insanlığa gönderen Yüce Rabbimizdir. Bir peygambere inanan bir insanın bütün peygamberlere inanması gerekir. Çünkü aynı Allah farklı zamanlarda farklı peygamberleri insanlığın hidayeti için göndermiş oluyor. Allah onlar hakkında kesinleşmiş küfür hükmünü veriyor. Çünkü onlar peygamberlerden bir kısmına inanmakta, bir kısmını inkar etmektedirler. Cebrail'e düşman olan da aynı şekilde Allah'a düşman olmuş sayılır. Çünkü Cebrail ilahi emri kendiliğinden indirmiyor. Cebrail'in kendisinin herhangi bir yetkisi gücü yok. Cenab-ı Hak ona ne emri vermişse onu yerine getiriyor. Bütün melekler de zaten öyle yapıyor. Rabbinin emirlerini onlar, o Cebrail aleyhisselam indiriyor. Nitekim Allah-u Teala başka ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz ancak Rabbinin emriyle indiririz. Biz ancak Rabbinin emriyle indiririz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında bulunanlar O'nundur. Rabbin asla unutacak değildir. Meryem suresi
64. ayet-i kerimesinde yine Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bir başka ayette ise şöyle buyuruluyor. Doğrusu o alemlerin Rabbi katından indirilmektedir. Onu Ruhul Emin senin kalbine indiriyor ki sen uyarıcılardan olursun. Şuara suresi 192. ayet-i kerime. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam vahyi peygamberlere ve en son peygamberimiz aleyhisselatü vesselama kendiliğinden indirmiş değil. Çünkü o Allah'ın sözlerini peygamberlere getirmekle görevli. Bu görevi Cenab-ı Hak kendisine vermiş. O hangi ayetleri ona bildiriyor ve bunu götür peygamberime, indir peygamberime bunu bildir dediği zaman sadece onu götürüyor. Dolayısıyla Cebrail'in ya da Mikail'in ya da başka meleklerin kendi kendilerine herhangi bir şey yapma, kendi kafalarından herhangi bir şey yapma yetkileri ve güçleri bulunmuyor. Buhari'nin sahihinde varit olan bir hadis-i şerife göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse bana harp ilan etmiş olur. Bunun için Hazreti Cebrail'e düşmanlık edenlere Allah gazap ederek de ki kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki evvelki kitapları tasdik eden müminler için hidayet ve müjde olan Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle indiren odur buyurmuştur. Onların kalbine hidayeti getiren ve cennet müjdesini bildiren bu kitaptır. Bu müjde ve hidayet ancak müminler içindir. Nitekim yine Cenab-ı Allah bir başka ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. De ki bu inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır. İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve onların kulakları kapalıdır. Sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamıyorlar. Ki Fussilet suresi 44. ayeti kerimesinin meali bu şekilde. Yine bir başka ayette şöyle buyuruluyor. Biz Kur'an'dan şifa olanı ve müminler için rahmet indiririz. O zalimlerin ancak kaybını artırır. Sonra yine şöyle buyuruluyor. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa şüphesiz ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Yine bu konuyla alakalı bir başka ayet-i kerimede kim bana, meleklerime ve resullerime düşman olursa şüphesiz ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Burada resuller terimiyle ayet-i kerimede zikredilen resuller ifadesiyle melek ve insan olan elçiler kastedilmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak bir ayet-i cellede bu konuyla alakalı yine şöyle buyuruyor. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Demek ki Resul ve Rusul ifadesi hem melekler için hem de peygamberler için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kavramdır, bir ifadedir. Cebrail ve Mikail ifadesi hassın amma atfı kabilindendir. Aslında her ikisi de melekler teriminin içine girdiği gibi bilumum Resuller teriminin içerisinde de yer alırken bilahere ayrıca zikredilmektedir. Çünkü ayetin akışı Allah ile peygamberler arasında elçi durumunda olan Cebrail'i destekleme ortamıdır. Cebrail ile beraber Mikail'in de zikredilmesi şuradandır. Yani şu noktadan dolayı böyle bir şey ifade edilir. Yahudiler Cebrail'in kendilerinin düşmanı, Mikail'in de dostları olduğunu iddia ediyorlardı. Burada Allah onlara bunlardan herhangi birisine düşman olanın diğerine düşman olacağı gibi aynı zamanda Allah'a da düşman olacağını bildiriyor. Zira zaman zaman Mikail de peygamberlere iner. Nitekim başlangıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o da bir süre eşlik etmişti. Fakat vahyi indirmek daha çok Cebrail'in vazifesidir. Mikail ise yağmur ve bitki bitirmekle mükellef olan bir melektir. Birisi hidayet, diğeri rızık verme göreviyle yükümlüdür. Keza İsrafil aleyhisselam da kıyamet gününde yeniden diriliş için sura üfleme göreviyle mükelleftir. Bunun için sahih hadislerde varit oluyor ki
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkınca şöyle dua edermiş. Allah'ım, Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratanı, görüleni ve görülmeyeni bilen sen kullarının ihtilafa düştükleri konuda onlar arasında hükmedersin. İhtilaf edilen konularda izninle hakkı görmeyi sağlarsın. Çünkü sen dilediğini dosdoğru yola hidayet edersin. Sevgili dostlar, Bakara suresi 99 ile 103. ayetler arasındaki zikredilen ayet-i kerimelere gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu okuyacağımız, bundan sonra izah edeceğimiz ayetlerin daha önceki ayetlerle münasebetini kısa bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yüce Allah, Yahudilerin fıtratında bulunan kötü niyet, ahdi bozma, Allah'ın peygamberlerini yalanlama, Allah ile kullar arasında elçilik görevini ifade eden Cebrail'e kadar varacak şekilde onun dostlarına düşmanlık etme gibi kötü huylarını açıkladıktan sonra yaptıkları akitlere, anlaşmalara vefasızlık, efendim peygamberleri yalanlama, göz bağcılık ve sapıklık yollarına girmenin Yahudilerin adetlerden olduğunu izah etmektedir. Bu ayetlerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir teselli vardır. Zira Yahudiler ona karşı da aynı davranışta bulunmuşlar. Allah'ın kitabı Tevrat'la o nurlu peygamberin geleceğini müjdeleyen, ona iman etmenin, ona uymanın gerekli olduğunu bildiren ayetleri kabul etmemişler ve bunları arkaya atmışlardır. Bununla da kalmamışlar, sihir ve göz bağcılık kitaplarından şeytanların kendilerine verdiği bilgilere uymuşlar ve bu bilgileri onlarla hiç ilgisi olmayan Süleyman aleyhisselama isnat etmişlerdir. İşte bütün peygamberlere karşı Yahudilerin tutumu böyle olmuştur. Bu sebeple neticede şöyle denmiştir: öyleyse ey Muhammed, sen onların yaptıklarından dolayı kendini üzme. İşte bu ayetlerden 99. ayeti kerimesinde, Bakara suresi 99. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, andolsun ki biz sana senin peygamberliğini gösterecek apaçık ayetler indirdik. Bu ayetleri Allah'a itaatten çıkan ve küfürde inat edenlerden, yani fasıklardan başkası ne yalanlar ne de inkar eder. Kur'an-ı Kerim'in ayetler olarak isimlendirilmesinin burada tabii birçok sebepleri vardır. Tefsirlerimizde bu konuyla ilgili çok izahlar yapılıyor. Ben özetlemek istiyorum. Her şeyden önce ayet delalet eden şey demektir. Kur'an'ın kısımları fesatiyle peygamberliğini iddia eden zatın doğruluğuna delalet ettiği için ayet olmuş olurlar. İkinci olarak, Kur'an'ın ayetlerinden bazıları gayblardan verilen habere delalet eder. O halde bu ayetler o gayblara delalet ederler. Üçüncü olarak da ayetler tevhide, nübüvvet ve şeriatın delillerine delalet ederler. Buna göre ayetler bu cihetten de delil, ayet olmuş olurlar. Ki ayetin bir başka anlamı da mucize demektir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hem Kur'an mucizesini hem de Kur'an'ın dışında birçok mucizeleri vermiş ve onun peygamber olduğunu açık bir şekilde insanlığa ilan etmiştir. Burada değerli kardeşlerim, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ ifadesinin kullanılması, dolayısıyla biz burada fasıkların kimler olduğunu, fasıkların ne olduğunu kısaca ifade etmek istiyoruz. Ayetleri inkar iki bakımdan olur. Birincisi,
doğru olduğunu bile bile onları inkar etmek. Yani mesela Kur'an ayetlerinin Allah'ın kelamı olduğunu bile bile bu ayetleri inkar etmek. İkincisi, bunu bilmeden onları inkar etmek, onlar üzerinde düşünmemek ve onların delalet ettiği şeylerden yüz çevirmek. Ayetin zahirinde bu iki çeşitten birine tahsis bulunmamaktadır. Yani bu ayeti kerimede ifade edilen o yekfuru ifadesinde ikisinden birisi tercih edilmiyor. Bu yüzden her iki çeşitte ayetin şumulüne, ayetin manasının içerisine girmektedir denilmiştir. Peki ayette aynı zamanda fısk kelimesi, fasikun kelimesi de geçiyor ki Kur'an'da birçok yerlerde bu ifade geçer. Ne demektir fısk? Fısk Arapça lügatlerde insanın kendisine çizilen sınırdan dışarı çıkması manasındadır. Ki Cenab-ı Hak mesela bu manada bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. İz kulna lil melekete iscudu li Adem'e fesecedu illa iblis kana minel cinni fefesaka an emri rabbihi efetettekizunehu ve zurriyetehu evliya min duni ve hum lekum aduvun bi'se lizzalimine bedele diye devam ediyor. Burada değerli kardeşlerim, ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden de iblis. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Yani Rabbinin emrinin dışına çıkmış oldu demek bu. Fıskın anlamı böyle. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. O halde değerli kardeşlerim, haddi aşma, sınırı aşma büyük olduğu zaman ancak o fiile fısk denmektedir. Bu ayetin çerçevesinde ama dediğim gibi gelecek ileride başka ayeti kerimelerde fısk daha farklı manalarda da kullanılabiliyor. Hepsini tabii beraber düşünmek lazım. Bizim için burada zikredildiği mananın ne olduğunu tespit etmek. İşte bu mana sabit olunca diyebiliriz ki Cenab-ı Allah'ın ancak fasıklar ifadesinde iki yön vardır, iki vecih vardır. Birincisi, her kafir fasıktır ama her fasık kafir değildir. Bundan dolayı burada fasık vasfının zikredilmesi sanki hem kafir hem kafir olmayanlar için getirilmiştir. Böylece bu daha uygun olmuştur. İkincisi, muradın burada kastedilen şeyin bunları ancak küfründe bütün sınırları aşan kafirler inkar eder manasında olmasıdır. Buna göre mana şöyle olur. Bu ayetler aşikar ve apaçık olduğu için onları ancak küfürde en son noktaya ulaşmış olan ve hem aklen hem de şer'an güzel olan her türlü sınırı çiğneyen kafir inkar eder demektir ki burada dediğimiz gibi her iki mananın ikisinin de kastedilmesi mümkündür. Bakara suresi 100. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Eve kullema ahadu ahden nebezehu ferikun minhum bel ekteruhum la yu'minun. Yani ne zaman bir anlaşma yaptılarsa yine onlardan bir grup bu ahdi bozmadı mı? Yani onlar apaçık ayetleri inkar etmediler mi? Zaten onlar ne zaman bir ahit verdilerse, ne zaman bir söz verdilerse, bir ahitte bulundularsa, onlardan bir grup çıkıp bu ahdi bozmadı mı? Hatta Yahudilerin çoğu Tevrat'a da gerçekten inanmaz. Bu yüzden de ahitlerini ve sözlerini bozarlar. Sevgili kardeşlerim, tabii ayet-i kerime Yahudilerden bahsediyor. Medine'de inmiş bir sure, Bakara suresi ve Yahudilerle ilgili gerçekten çok dikkat çekici ifadeler kullanıyor. İşte bunlardan bir tanesi onların ahitlerini bozması. Gerek Allah'a verdikleri ahitleri, gerek kendi kitaplarına verdikleri ahitleri ve sözleri tutmamaları
kendi kitaplarının ayetlerini değiştirmeleri ve birçok hususlarda Yahudilerin nasıl bir tabiata sahip olduğunu ayetler izah ediyor ve hem onları hem diğer müminleri aslında bu çerçevede Kur'an-ı Kerim ikaz etmiş oluyor. Biz tabi burada ahitle ilgili birkaç noktaya temas etmek istiyoruz. Bunlardan birisi şu: Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini ve şeriatının doğruluğunu gösteren delilleri açıklayınca bu adeta Allah'ın ortaya koyduğu ahitti. Demek ki çok açık bir şekilde Cenab-ı Hak delillerini, ayetlerini ortaya koyunca bu efendim bir ahit anlamındadır. Onların bu delilleri kabul etmesi de Allah ile yapmış oldukları bir sözleşme, bir muahede olmuştur. İkincisi, ahit Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmezden önce söylemiş oldukları, eğer Allah'ın peygamberi zuhur ederse andolsun ki biz ona iman edeceğiz ve müşrikleri yurtlarından çıkaracağız sözleridir. Daha peygamberimiz gelmeden önce Yahudiler böyle bir söz veriyorlar, bir ahitte bulunuyorlar. Ama peygamberimiz geldikten sonra bu ahitlerini de çiğnemiş oluyorlar. Üçüncüsü, onların Allah ile çokça ahit yapıp sonra da bu ahitleri bozmalarıdır ki bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de yine anlatılmakta. Ve dördüncüsü, Yahudiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde hiçbir kafire yardımcı olmayacaklar hususunda söz vermişler. Sonra bu sözlerinden dönerek efendim Hendek Savaşı'nda ona karşı Kureyş müşriklerine yardım etmişlerdir. Demek ki bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da söz verip ahitte bulunup bu ahitten döndüklerini görüyoruz. Demek ki bu şunu gösteriyor: artık Yahudilerde bu bir huy haline gelmiş, bir tabiat haline gelmiştir. Söz verip sözünden dönmek, efendim sözüne sadık kalmamak ve menfaat umduğu tarafa hemen yönünü çevirmek gibi birçok sebeplerden dolayı sözlerinden dönmek, ahitlerinden vazgeçmek Yahudilerin bir tabiatı, bir huyu haline gelmiş. Kur'an'da anlatılan ayetlerden bu açıkça anlaşılıyor. Tabi oradan bize Cenab-ı Hak bir aslında atıfta bulmuş oluyor. Yani bakın, siz de böyle olmayın. İnsanlara verdiğiniz sözde, Allah'a verdiğiniz, peygambere verdiğiniz aleyhissalatü vesselam sözde, efendim sözlerinizde, ahitlerinizde durun. Böyle iki yüzlü insanlar haline gelmeyin. Bir söz verip bir sözünden dönen, böyle dengesiz bir insan pozisyonuna düşmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak katında bu daha değerlidir mesajlarını Yüce Rabbimiz Yahudilerin şahsında aslında bütün Müslümanlara, müminlere de vermiş oluyor. Kadı Beyzavi bu konuyla ilgili diyor ki, bu rivayet eğer doğruysa onun bu ayetin hükmüne dahil olması imkansız değildir. Fakat ayeti sırf bu olaya vermek uygun değildir. Aksine doğruya en yakın olan bu ayetten kastedilenin daha önce bahsedildiği gibi Yahudilerin Allah'ın ayetlerini inkar etmeleriyle ilgili olmasıdır. Durum böyle olunca ayetin manasını daha önceki semavi kitapların ihtiva etmiş olduğu ahdi ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle nübüvvetinin doğruluğuna delalet eden akli delilleri naksetmek, itibara almamak manasında olması daha kuvvetlidir diye bir ifade kullanılmıştır değerli kardeşlerim. Yani burada şunu söylemek lazım: Kur'an ayetlerini bir nüzul sebebi çerçevesinde de olsa sadece bir ayet, bir manaya hamletmek, sadece bu ayet bununla ilgilidir, bunu ifade ediyor demek çok eksik olur. O zaman o ayeti oraya hapsetmiş oluruz biz. Evet, ayetlerin bir nüzul sebebi olabilir. Fakat ayetlerin ihtiva ettiği manalar nüzul sebebinin üzerinde efendim bütün insanları, bütün Müslümanları ilgilendirecek özellikler taşır ve ondan kıyamete kadar gelecek olan insanlar istifade eder değerli kardeşlerim. Tahmin ediyorum Kadı Beyzavi'nin
böyle bir Kur'an'ı sadece bir nüzul sebebine hasretme gibi bir yanlışlığın içerisine düşülmemesi için böyle bir ikazını burada görmüş oluyoruz.